Otopsi süresindeki gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar, iş bu raporlarda doğrulanmıştır. Bir kez daha gerçek adaletin sağlanması, fail veya faillerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma sürecini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz. Kopan bacak bilmecesi kafa karıştırdı. Narin Güran'ın adli tıp raporu savcılıkta. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın kesin ölüm sebebine ilişkin raporlar savcılığa ulaştı. Küçük kızın boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Fakat raporlardaki bir ayrıntı kafa karıştırdı. Narin'in kopan bacağıyla ilgili ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte değerlendirmesi akla yeni soruları getirdi. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun, Narin Güran'ın kesin ölüm sebebine dair raporu tamamlanarak savcılığa gönderilmişti. Raporda mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtildi. Raporda 8 yaşındaki Narin'in ölümünün kaybolduğu 21 Ağustos'ta Azur'un kapanması ve boyna bası sonucu oksijensiz bırakılmasıyla meydana geldiğine oy birliğiyle kanaat getirildiği de belirtildi. Raporda Narin'in sol bacağının diz altından kopmasına yol açan müdahalenin de ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte ifadesine yer verildi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar da ifadesinde diz altına dikkat çekmişti.